7. Kısım. İkinci tayyün mertebesi, vahidiyet mertebesi. Vücut, ilk tayyün mertebesinde isimlerini ve sıfatlarını öz olarak bilmekle beraber, bu isimler ve sıfatlarının icap ettirdiği bütünsel ve parçasal manaların hepsinin suretleri bu ikinci tayyün mertebesinde ayrılırlar. Mevcut eşya hakikatlerinden ibaret olan bu suretlerden her birinin gerek kendi zatına ve gerek kendi zatının benzerine asla şuuru yoktur. Çünkü onların vücutları ve farklı oluşları ilmidir. Vücut bu ilmi suretler sebebiyle çeşitlenir ve çokluk halinde olur. Diğer bir tabirle bu ilmi suretler uluhiyet zatının var etme emrinin sebebi olurlar. Ve bunların vücudunun sebebi de isimler ve sıfatların hepsini toplamış olan uluhiyet zatı olduğundan, bundan teorik delillerin aksine olarak şu gerçek sonuç çıkar. Sebep olan uluhiyet zatı kendinin, sebebi olan sonucun, yani ilmi suretlerin sebebi olur. Veyahut sebep olan ilmi suretler kendilerinin sebebi olan sonucun, yani uluhiyet zatının var etme emrinin sebebi olur. Oysa teorik delillere göre aklın verdiği hüküm, sebep olan şey kendi sonucu için sonuç olmaz demekti. İşte tecelli ilmi yukarıda izah edildiği üzere aklın bu hükmünü sebep olan şey kendi sonucu için sonuç olur hükmüyle feshetti. Aşağıdaki örnek doğru olarak bizzat hakikatini idrakla iyice düşünülünce anlaşılır ki bu hüküm batılıların skolastik felsefe dedikleri dedikodu cinsinden değil belki bir apaçık hakikattir. Örnek: bir hattatın yazdığı levhanın sebebi o hattatın vücududur. Çünkü hattatın vücudu olmasa o levha mevcut olmazdı. Bundan dolayı hattatın vücudu sebep ve levhanın vücudu da o sebebin sonucudur. Fakat o kimsenin bağıntılarından bir bağıntı olan hattatlık sıfatı olmayıp da bu sıfat ondan bir levha yazıp açığa çıkarmasını kabiliyet diliyle talep etmese o şahıstan bu levha meydana gelmezdi. Şu halde levhanın var edilmesine sebep olan şey kendi var edicisinden vücudunu talep etmesidir. Bu şekilde levha sonuçken açığa çıkma emrinin sebebi olur. Ve bu yönle sebep olan hattatın vücudu açığa çıkma emrinde kendisinin sebebi olan sonuç olan levhanın sebebi olmuş olur. Yani hattatın vücudu açığa çıkma emrinde sonuç ve hem de levhanın var edilmesine sebep olduğu gibi levhanın vücudu dahi hem sebep ve hem de sonuç olur. Şimdi maddecilerin madde kanununu beyan ettikleri sırada genellik itibarıyla kainatın sebebi yoktur demeleri işin hakikatine cahil oluşlarından ve bütünün numunesi olan kendi nefislerinden gafletli olmalarından ileri gelmiştir. Ve bu cahillik ve gafletin kaynağı da esfeli safilin olan tabiat aleminden alayı illiyin olan zata sırf akıl ve zeka ile ulaşılabileceği zannedilerek nebiler ve onların varisleri olan evliyayı kiram hazretlerinin mübarek sözlerine ve çok değerli haberlerine kulak asmamaktır. Bu mertebede açığa çıkan her bir ilmi suret, harici eşyadan her birinin hakikati ve onun terbiye eden Rabb'a asıdır. Sufi deyiminde her bir ilmi surete aynı sabite ve bütün olarak ayağını sabite derler. Kelam alimleri malumi madum, felsefeciler mahiyet ve mutezile grubu sabit şey derler. İlk tayyün hakikati Muhammediye'den ibaret olduğu yönüne bu hakikati Muhammediye bütün hakikatleri toplamış olur. Bu ikinci tayyün mertebesinde vahidiyet denildiği gibi insani hakikati da derler ve aşağıdaki isimlerle de isimlendirilirler. İkinci tecelli, açığa çıkan kabiliyet, nakışlanmış mertebe, ikinci kaynak, ruhların mecmu, ruhların ahiri, batın mülk, hayat feleği, ikinci berzah, kevni cami, ikinci menşe, ikinci başlangıç, ruhlar makamı, Hazreti Rububiyet, belirginin nihayeti, ikinci zuhur, melekût alemi, isimler alemi, vahdet perdesi, cem mertebesi, diğerlerin menşei, uzatılmış gölge, batın alemi, vücut alemi, vahdet gölgesi, çokluk menşei, uluhiyetin önü, nefesi rahmani, emir alemi, ruhlar hazinesi, sıfatlar ayrımı, çokluk ahadiyeti, abidin nihayeti, feyizi vücut, ikinci alem, ruhlar madeni, aynel yakîn. İlmi suretlerden ibaret olan ayağını sabite kendi asli yoklukları üzerindedir. Onlar harici vücut kokusunu koklamamışlardır. Şehadet aleminde açığa çıkan suretler ancak onların yansımaları ve gölgeleridir. Ayağını sabite vücut kokusu almamıştır dedikleri budur. Bu hakikat ileride şehadet mertebesi kısmında örnekle izah edilecektir.